Yeni video, yeni ülke, kardeş Azerbaycan'dan selamlar dostlar. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Umarım iyisinizdir. Ben yaklaşık 1,5 gündür Azerbaycan'dayım. Şöyle hemen size etrafı göstermekle başlayayım. İzmir'den geldim ben buraya direkt uçuşla. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan buraya direkt uçuş oluyor. Aynı zamanda tabii İstanbul ve Ankara'dan da var. Yine Karadeniz tarafından da buraya direkt uçuşla gelebilirsiniz. Kaldığım noktadayım. Liman metroya çok yakın bir yerdeyim dostlar. Burada genellikle ulaşımı ben metro ile sağlıyorum. Hatta şöyle bir karşıya geçelim sizinle beraber. Bakın. Sokaklar geniş geniş. Bana buraya gelirken sanki bir Türkiye şehrinde geziyormuşsun gibi hissedeceksin dediler. Açıkçası mimari ve şu caddelerin genişliği olarak katılmıyorum buna dostlar. Hemen şu tarafımızda Hazar Denizi var. Bugün hem gezeceğiz hem size birazcık böyle Bakü tecrübelerimi anlatacağım. Siz de buraya gelirseniz işinize neler yarar? Sim kart olsun, kalacak yer olsun. Onun dışında ulaşımı nasıl hallediyorum bunu göstereceğim. Önce bir süpermarkete girelim. Benim burayı bulmam bir günümü aldı. Bravo Express diye geçiyor. Aklınızda olsun. Bundan şehrin farklı kısımlarında da var. Bunları kullanmanızı tavsiye ederim. Hadi bakalım bir abur cubur ben bir şeyler alayım, içecek bir şeyler. Ondan sonra yola koyulalım. Şimdi ben marketten çıktım. Bir tane ufak su aldım. Yanına da bir tane ufak Snickers aldım dostlar. Çikolata. Bunun için toplamda 2-1,5 manat ödedim. Size şimdi birazcık manattan da bahsetmek istiyorum. Şu elimde görmüş olduğunuz 1 manat Azerbaycan parası. Şöyle gözüküyor. Şu andaki bunun güncel değeri 1 Türk lirası 18.81 manat. Ben direkt açıkçası 20 diye hesaplıyorum. Yani 1 manat 20 Türk lirası. Fiyatı buna göre değerlendirebilirsiniz. Ben buradaki bütün ulaşımda kullandığım araçları, onun dışında da işte yediğimin, içtiğimin hepsini fiyatını zaten video içinde söyleyeceğim dostlar. Güzel güneşli bir gündeyiz. Kaldığım yerin önüne doğru gideyim. Oradan size bir kaldığım yeri de göstereyim. Bir fikir olur sizin için de. Ucuz bir konaklama yolu seçtim açıkçası. Bir hostelde kalıyorum. Paylaşımlı odada. 10 kişi kalıyoruz. Ama yarı yarıya dolu. Öyle söyleyebilirim size. Şimdi size bir otelin girişini göstereyim. Mesela şu an önümde bir kafe var. The Table. İftar menüsü 20 manatmış. Yani 400 lira. Genel olarak fiyatlar da açıkçası bu şekilde devam ediyor. Zaten daha ileride de değinirim fiyatlara. Fakat çok ucuz bir şehir değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Bunun tabii güncel kurla da etkisi var bizdeki. Maalesef manat başını alıp gitmiş. Yani 1-2-3 sene önce manat 5 civarlarındaymış. Şimdi 18-20'lere fırlamış. Travel in Hostel. Şöyle çok güzel bir tane kapısı var. Hatta size bir bilgi de vereyim dostlar. Kapı bazen kapalı olabiliyor. Şöyle 3-8'e basıp bu kapıyı açabilirsiniz. Buraya gelirseniz aklınızda bulunsun. Booking üzerinden tuttum ben bu Travel in Hostel'i. Günlük de, daha doğrusu şöyle size izah edeyim. 3 günlük 20 euro veriyorum. Yani günlük 6,5-7 euro gibi bir şey yapıyor. Sıcak suyu var. Onun dışında tuvaletler temiz. Yataklar gayet güzel, perdeli. Hiçbir problem yaşamadım. Ve şehrin merkezinde olmam da en önemli nokta dostlar. Zaten içeri şehre giderken de size metro kullanımını göstereceğim. Şimdi ben buradan ilk defa ben de Bolt kullanacağım. Bir Bolt çağırayım ve Askeri Ganimetler Müzesi'ne doğru yola çıkalım. Biliyorsunuz burada 2020 yılında bir Karabağ Savaşı yaşandı Ermenistan'la Azerbaycan arasında. Azerbaycan'ın galibiyetiyle, zaferiyle sonuçlanan, hatta demir yumruk diyorlar, öyle isim veriyorlar. Hemen karşıda da görüyoruz, Karabağ Azerbaycanlıları yazıyor. Bunu sık sık şehirde görebiliyoruz. Şimdi Savaş Ganimetleri Müzesi'ne gideceğiz. O savaşta elde edilen Ermenistan tarafından kalan işte tanklar olsun, diğer askeri silah gereçlerin sergilendiği bir yere. Evet, şimdi ben Bolt'u çağırdım. Merhaba. Burada böyle bir bisiklet vardı. Bolt da geliyor, hemen çok yakındaymış. Şimdi bakalım. Benim de buradaki ilk Bolt deneyimim. Aynı Tiflis'teki gibi. Keza Asya'da da Grab kullanıyorduk biliyorsunuz. Şimdi bakalım abinin yanına geçelim. Selamun aleyküm. Buradan 2,5 manata kaç kilometre gidecekmişiz? 10 dakikalık bir yola gideceğiz. 4,5 kilometre. Fiyatlar Türkiye'ye göre taksi fiyatları bayağı uygun. Tabii ki. Türkiye'de pahalı. Sen Azerbaycanlısın. Tabii. Eyvallah. İsmin neydi? Elçin. Elçin. Benim de Berk, memnun oldum. Kadın ismi, bizde erkek ismi Elçin. Aa evet, doğru. Bizde daha çok kadınlarda kullanılıyor. Sizde Neriman kadın ismi, bizde erkek ismi. Erkek ismi. Aa doğru. Elçinin anlamı ne? El için. Yani el obak. El için anladım. Bir şeyleri el için yapmak. Anlayabiliyorum. İlk defa geliyorum ben ama bazen zorlandığım oluyor bazı kelimelerde. Farkı ne?
bazı kelimeler farklı. Mesela? Mesela en basiti trenle Gence'ye gitmek istiyordum. Katırla gidebilirsin dediler. Katar. Katar, doğru. Orada bir şey oldu, ben önce anlamadım. Katır atla şey. Doğru, katır öyle. Uçağa teyyare deniyor. Onları anlıyoruz. Onlarda problem yok. Türkçesini zaten mesleler aynıdır. Gelmek, gelmektir. Gitmek, evet, gitmektir. Kaçmak, kaçmak. Kaçmak, oturmak, durmak. Konuşmak, danışmak. Danışmak sizde de var. Doğru, danışmak var. Danışma dairesi hatta var sizde. Hatta bizde psikologlar artık danışman diyor kendine. Evet. Sizi galiba Azeri Türkçesi deniyor değil mi? Doğrusu öyle. Doğru. Rusça ve Farsça bazı kelimelerde. Bazı kelimeler var. Sizde de var mesela. Pardon Türkçe değil ki. Doğru. Fransızca olabilir. Pardon. Kravat mesela. Bir Rus sözü. Rusça'da yatak demektir kravat. Aa, onu bilmiyorum öyle olduğunu. İlginç bir iş. Bakü güzel bir şehir ama. Bakü beğendim. Türkiye de güzeldi. Ben Türkiye'yi baştan başa gezdim. Baştan başa gezdim. Sap'ta Edirne'ye. Aa, süper. Oradan Doğu Beyazıt'a. Oradan da Kars'ın Ardahan, Pasok. Süpermiş. Ben buraya gelmeden Tiflis'e gittim. Tiflis'i de çok beğenmiştim. Küçük bir şehirdir. Küçük güzel bir şehirdir. Şehir. Güzel bir şehir. Kutaisi. Kutaisi. Duydum ama gitmedim. Orada dinozorların ayak izleri var. Aa, Azerbaycan'da değil mi? Yok. Gürcistan'da. Gürcistan'da. Kutaisi'de. Doğru. Duymuştum onu, okumuştum. Kıbrıs'ta oldum. Gitmedim Kıbrıs'a. Ben Kıbrıs'ta yaşadım. Yaşadım. Kıbrıs'ta güzel bir yer. Güzel. Yani güzel diye duydum. Geçen gün hatta bir belgeselini izledim bu şeyde. Kıbrıslı Türk voleybolcu çocuklar geliyor deprem. Adıyaman'da enkaz altında kalıyorlar. Onlar yeni oldu o zaman. Yeni oldu, evet. Bu bizdeki depremde oldu. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Sabır versin. Türkiye geçen yıl gerçekten o Şubat dönemi çok kötü zamanlar geçirdi ya. Maalesef. Türkiye'nin neresinde siz? Ben İzmir. İzmir güzel yer. İzmir. Aydın'da İzmir güzel İzmir yer. İzmir güzel yer. Aydın oldu aynen dediğin gibi. Orada mı? Orada da oldu. Sen bayağı gezdin baştan sona. Türkiye'de olmadık yeri bırakmadım yani. Ta Karadeniz'e gittim, sonra ortayla döndüm, sonra girdim aşağıya doğru Anadolu'ya. Çıktım Erzurum, Erzincan, Ağrı. Valla benden çok gezmişsin. Doğu Beyazıt'tan İran'a geçecektim. Orada anlaşamadım. Ne anlaşıldı? Sınırda. Onlar dedi arabanı bırakacaksın burada, yaya gideceksin. Yok olmadı. Dedin sen arabayı. Yok. Ondan sonra dedim. Ha bir de $400 sigorta parası diyeceğim. No. Dedim ona ödediğimi Türkiye'de mazotumu dökerim de gezerim. Gezersin yani. Doğru. Oradan geldim Kars, Iğdır, Ardahan, Eldar Dağı, Paso, çıktım Barjon'a. Oh, süpermiş. Ben yalnız mimari olarak Türkiye'ye pek benzetemedim Azerbaycan. Daha farklı geldi bana. Çünkü Azerbaycan'ın mimariyesi daha eski. Daha eski. Türkiye'deki Türkler sonradan gitti ya oraya. Mesela diyelim ki Osmanlı Devri ne zaman başladı? 10-11. asır. Aynen öyle. Ama Azerbaycan'daki Türkler daha önceden burada. Anladım. Çok daha eskiye dayanıyor. Yani. Yollar daha geniş Bakü'de. Ona kesin karar verdim. Yani. Ama merkezi yollar böyledir. Mesela içerideki yollar aynı İstanbul gibi aynıdır. Hı, biraz daha daralıyor. Geniş baksa bilmiyorum. Oradan bakarız. Tamam, oradan buluruz. Burası 2020 yılında Ermenistan'la olan savaştan kalan ganimetler. Evet, Harbi Ganimetler Parkı'na geldik dostlar. Elçin abiyle de sohbetimizi yaptık. Merhabalar. Merhaba. Selamünaleyküm. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim. İyiyiz, ben de iyiyim, teşekkür ederim. Gezmeye geldim Ganimetler Parkı'na. Tamam, görüşmek üzere. Burada böyle dostlar, herkes selam veriyor size. Hadi bakalım, şimdi içeri girelim. Merhabalar. Giriş buradan. Ben. Giriş buradan. Ben. Tamam. Bir nefersiniz? Ha, bir kişiyim, bir evet. Kişi. Giriş biletten sen 2 manat ödeyeceksin. 2 manat ödeyeceğim, tamamdır. Girişte 2 manatmış, şimdi 2 manat vereceğiz. Evet, şu anda Askeri Ganimetler Parkı'ndayız. Burası Bakü Bulvarı'nda bulunuyor. Bolt'ta da gayet kolay bir şekilde gelebilirsiniz. Metro yok diye biliyorum, aklınızda olsun.
2020 yılında Dağlık Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nden ele geçirilen savaş ganimetlerini içeren bir park burası. 300'den fazla sergilenen tank, savaş aracı, topçu teçhizatı, uçak savar, füze, küçük silahlar ve araçlar yer alıyor. Savaşın bütün yüzünü burada görebiliyoruz. Şöyle size yakından da göstereyim tankları. Şurada eğer gözlerim beni yanıltmıyorsa bir Ermenistan bayrağı da görüyorum. Burada da bilgiler verilmiş zaten. Piyadelerin dövüş maşını deniyor. Bütün bilgiler verilmiş dostlar burada. Yine bakın bu şekilde kamyonetler var. Şöyle gözüküyor. Yanmış bir vaziyette tamamen. Harap olmuş. Ufak araçlar. Bir sürü tank var burada. Bu savaş Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanıyor. 44 gün süren bir savaş. Bu arada Türkiye bu savaşta tabii ki de Azerbaycan'ı destekliyor. Hatta meşhur İlham Aliyev'in biliyorsunuz Paşinyan'a bir videosu vardı. Ne oldu Paşinyan? Raks ediyordun diye başlayan. Orada da Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkürlerini sunmuştu. Ben askeri ganimetler sergisinin oradan ayrıldım ve şu anda içeri şehre geldim. Şöyle bir metrosu var, bakın metro hemen burada. Bu arada şunu da hemen anlatmak istiyorum. Bu Bakü kart. Ben bunu havalimanından aldım. Havalimanından da şehir merkezine giderken otobüs kullandım. Hemen havalimanından çıktıktan sonra otomatlardan bu kartı alabilirsiniz. Mutlaka almanızı tavsiye ederim. Burada her yere çünkü metro ile ulaşım mevcut. 2 manat kartı ödedim. İçine de 10 manat attım. Vallahi hala kullanıyorum. Bayağı da kullandım metro. Aklınızda olsun dostlar. Onu da kullanmayı ihmal etmeyin. İşte kale kısmı böyle gözüküyor. Burası Dünya UNESCO miras listesinde bulunuyor. 12. yüzyıla dayandığı söyleniyor burası. Hatta kimileri 7. yüzyıla kadar gittiğini söylüyor. Şimdi güzel geniş bahçelerden geçeceğiz içeri şehre girmek için. Burada aynı zamanda bir sürü farklı lokanta da var ve meşhur Kız Kulesi de burada. Orayı da görürüz dostlar beraber. Ya şu Azerbaycan bakar mısınız? Ne kadar temiz. Yerler, caddeler, sokaklar misler gibi. En çok bu yanını sevdim diyebilirim. Gerçekten inanılmaz temiz. Burada çok güzel bir tane park da yapmışlar. İşte hava da güzel olunca bugün de hafta sonu insanlar buraya geliyorlar. Burada oturuyorlar keyifli keyifli. Çok güzel bir hem dinlenme alanı, hem yeme içme, hem de gezme alanı. Hazır böyle güzel bir parkta yürüyüş yaparken ben biraz size tecrübelerimden de bahsedeyim. Hem de etrafı tabii gezelim. Sim kart olayına geleyim. Ben Azercell diye bir sim kart aldım. Toplamda sim kart için 2 manat. İnternet yükletmek için de 15-16 manat verdim. 6 GB bir internetim var. Fakat bana pahalı geldi dostlar açıkçası. Direkt girdiğim ilk yerden aldım. Şimdi günahını da almayayım ama uygulamanın içine girince internetlerin daha ucuz olduğunu gördüm. Hatta ben 20 manat ödedim ekstra 2 manatın üzerine. Bilmiyorum, söylediğim gibi belki ilk açılış kullanımı daha pahalıdır ama siz benim gibi bence acele etmeyin. Şöyle iyice bir araştırın. Şehir merkezinde 28 Mayıs meydanının orada bir sürü 28 meydanının orada bir sürü telefoncu var. Zaten havalimanından da otobüse bindiğinizde 28 Mayıs meydanında ineceksiniz. Oradan yine metroyla kalmak istediğiniz noktaya doğru gidebilirsiniz. Şimdi şöyle bakın, park böyle gözüküyor. İçeri girelim bakalım. İçeri şehre doğru giriyoruz. Burada çok güzel bir piyano yapmışlar. Şimdi burada genç bir kardeşimiz piyano çalıyor. Çok güzel. Çaldı ve gitti. Anladığım kadarıyla burada isteyen herkes gelip bu şekilde böyle piyano çalabiliyor. Yine güzel bir parka denk geldim. Parkın güzelliği böyle gözüküyor. Geniş bir caddeye çıkacağız şimdi buradan. Şöyle size binaları da göstermek istiyorum. Söylediğim gibi mimari, taksici Elçin abiyle de konuşmuştuk. Mimari bizden çok farklı. Tabii kendisi de güzel açıkladı. Burası çok eski zamanda kurulduğu için o mimari özelliği korumuş. O yüzden mimari açıdan ben Türkiye'ye benzetemedim dostlar açıkçası. Yani Türkiye'de gittiğim herhangi bir şehire benzemiyor. Kendi yaşadığım olan İzmir şehrine hiç benzemiyor. Hiç alakası yok. Sokaklar inanılmaz geniş ve binalar şu şekilde gözüküyor. İçeri şehre girmiş bulunuyoruz. Burayı böyle bir kale gibi düşünürsek, hatta zaten kale. Böyle çevresi, yani iç kısımda kalan bölüm içeri şehir. Tabii birbirinden farklı bir sürü eser de mevcut burada. Şimdi şöyle sokaklarından gezmeye başlayalım beraber. İçeri şehri. Azerbaycan kültürüne dair alınabilecek hediyelikler mevcut. Şöyle gözüküyor. Şurada şöyle güzel bir kafe varmış. Kafe Karavan. Bakın fiyatlar da böyle.
Güzel, pahalı. İçeri şehir pahalı bu arada. Çok ucuz bir bölgede değiliz şu anda. Ama şu sokaklar, caddeler oldukça güzel gözüküyor. Şöyle her yerde bakın, ara sokaklar var. Öyle bunların hepsi güzel yerlere çıkıyor. Ha, burayı gezmek için bir tam gününüzü ayırmanızı tavsiye ederim. Bakü Cuma Mescidi'nin önündeyiz. Ulu Cami olarak da geçiyor burası. Şöyle inanılmaz güzellikte bir cami. 12. yüzyılda bir Zerduş tapınağı yerine bu yapılıyor dostlar. Burası da gelip görmeniz gereken yerlerden biri İçerişehir'de. Bakar mısınız güzelliğe? Muhteşem gözüküyor. Şöyle döndürelim. Kız Kulesi de hemen orada. Kız Kulesi'ne doğru devam ediyoruz. Şimdi tam karşıda Kız Kulesi'ni görüyoruz. Rivayet odur ki burada kardeşi tarafından saklanılan bir tane kız var. Artık bu zulme dayanamıyor ve kendini bu kulenin üzerinden Hazar Denizi'ne bırakıyor. O yüzden de buraya Kız Kulesi ismini veriyor ve Azerbaycan'ın bağımsızlığını sembolize ediyor. Böyle gözüküyor dostlar. İçine giriş mevcut. 15 manatmış. Ben girmeyi tercih etmeyeceğim açıkçası. Şöyle gözüküyor. Oldukça darmış bu arada içi. Bakalım. Şimdi biz buradan böyle içeri şehri keşfetmeye devam edelim. Şöyle güzel bir köprüden geçeceksiniz. Ben geçiyorum şu an. Yine tabii ki de burada tarihi kalıntılar var. Buranın altında bir şehir daha varmış. O da şu anda arkeolojik kazılarla çıkartılmaya çalışılıyor. Yani devam ediliyor. Güzel. Maraş dondurması. Burada böyle bir kardeşimiz müzik yapıyor. İşte o aslında özel yeri de burası, bakın İçerişehir. Şöyle gözüküyor. Evet, bu güzel sokaklarda gezerken birazcık dil konusuna değinmek istiyorum. Şöyle size etrafı da göstermeye devam edeyim. Azerbaycan Türkçesi ve bizim Türkçemiz birbirine oldukça yakın. Fakat arada bazı kelimelerde değişiklik olabiliyor tabii. Özellikle Azeriler kendi aralarında konuşurken daha hızlı ve seri konuştukları için ben kendi aralarındaki konuşmaları anlamakta birazcık zorlanıyorum. Ama benimle konuşurken onlar da daha yavaş konuşuyor, ben de daha yavaş konuşuyorum. Hani gayet rahat bir şekilde anlaşabiliyoruz. Özellikle onların beni çok iyi anladığını ben çok rahat hissediyorum. Tabii çok fazla Türk dizisi izliyorlarmış. Burada da mekanların önünden geçerken ben özellikle sık sık Türkçe şarkılar duyuyorum. Yine Türk dizilerinin açık olduğunu görebiliyorum. Ama dil kesinlikle bir problem değil. Burada anlaşmak gayet rahat oluyor. Aklınızda olsun. Şimdi şöyle bir pazar yerine denk geldik. Şuraya da bakalım. Burada akşam müzik oluyor dostlar. Eğlence oluyor. Böyle sağlı sollu buraya. Bakın. Yerler kurulmuş. Bir yemek pazarı. Şöyle bakalım. Mesela köfte, ekmek artı ayran 4 manatmış. Burada tabii fiyatlar biraz daha uygun dışarıya göre. Kavurmacı çok sık görüyorum. Kavurma seviyorlar. Yine pankek. Burada yine şöyle mısır yapıyorlar, patlamış. Patates daha doğrusu. Burada ne varmış şöyle? Enjoy Cafe diyor. Biz de bir girelim, bir kahve alalım bakalım. Şimdi ben böyle kahvemi aldım. Kahvemin tadını çıkartayım. Bir de bakalım, burada bir gösteri görüyorum. Şöyle bir gösteriye de beraber bakalım dostlar. Tabii bu Nevruz etkinliği ile alakalı bir şey olduğunu tahmin ediyorum. İnsan burada toplanmış. Şu anda tadını çıkartıyorlar Nevruz'un. Hava da bugün şansa güzel ya. 2 gündür kötüydü hava. Vallahi hafta sonu güzel denk geldi yani. Kahvemizi aldık. Kahvemiz güzel. Hadi bakalım. İçerişehri'yi gezmeye devam edelim. İçerişehir'in şimdi bu kısmına geldik dostlar. Burada tamamen barbekü üzerine kurulu bir sürü restoran var ve zaten buram buramda et kokuları gelmeye başladı. Şöyle sağlı sollu birbirinden güzel restoranlar var. Bu arada içerisi her zaman dolu. Öyle söyleyebilirim. Bakın dostlar, gayet güzel gözüküyor. Güzel güzel. Buraları beğendim. Şimdi bunlardan birini deneyelim diyorum. Buraya kadar gelmişken oldukça kalabalık bugün. İçeride müzikler, türküler. Keyifli ya. Şimdi ara sokaklarda kayboluyorum. Benim bir tane restoran bulmuştum. Oraya gitmeye çalışıyorum. Yürüme mesafesi. Navigasyonu boş verdim. Dedim navigasyonu sen kenara çekil.
Kendim şöyle ara sokaklardan keşfede keşfede yavaş yavaş geziyorum. Muhteşem yerler, bakar mısınız güzelliğe? Bir de şansa bu ara sokaklarda pek insan olmuyor. Ya umarım buradan çıkış vardır tabii. Genelde buralar oteller bölgesi bu arada. Hani daha çok oteller mevcut burada. Hem buralarda da konaklayabilirsiniz. Ben söylediğim gibi liman tarafında konaklıyorum ama burada tabii fiyatlar biraz daha yüksek. Ama değer. Öyle söyleyebilirim. Merhaba. Şimdi bakalım buradan indik. Evet, ana caddeye doğru çıktık dostlar. Ara sokaklar muhteşem. Mutlaka ara sokakları tek tek gezin. Fırsatınız varsa eğer, vakit yönünden. Şöyle yine. Bunların hepsi bu arada gerçekten çok özel yapılar. Ya tabii tek tek şu anda bilgi vermem pek mümkün değil, fakat görsel anlamda en azından göz doyurucu. Farklı bir dünyada hissediyorsunuz kendinizi. Bambaşka bir evrene açılıyor burası. Muhteşem. Ulan ne kadar güzelmiş şunlar. Ne kadar acaba? Baksanıza ne kadar güzel. Merhaba, kolay gelsin. Acaba fiyatı ne kadar bunun? Bu 80 manat. 80 manat. Eli yapımı. Ha tamam, o zaman yüksekmiş ama el işi normal. Evet. Tamam, teşekkür ettim. Sağ ol. Hem işe sen gelersen, hem işe hürmetin olsun, hem işe dünya. Teşekkür ederim. Dünya yakşı heyecan olsun. Teşekkür ederim. Bunun fiyatı acaba ne kadar? Bunun fiyatı 300 manat. 300 manat, tamam, teşekkür ederim. Siz çok... galeriye geçip bakabilirsiniz. Ha, gezebilir miyim? Çok güzel olur. Problem yoktu. Tamam, teşekkür ederim. Yakşı cemaata problem. Teşekkür ederim. Galeri burası oluyor değil mi? Tamam. Şöyle şimdi içeri girdim. Aa, çok güzel şeyler varmış. Bura Aydan Memmedvan'ın galeriyası. Çok güzel. Aydan Azerbaycan'da ressam, UNESCO diplomuyla. Ve çok popüler Azerbaycan'da. Çok popüler bir ressam. Evet. Ve dünyada sergilenir işleri. Bu işi Miami'den gelip. Şu narlar. Nar Azerbaycan için çok önemli anladığım evet, kadarıyla. Evet, nar siz... Azerbaycan için çok önemli. Nar gelir remzidir, uğur remzidir. O yüzden. Ancak bizim ressam için nar insanla, yani her bir narı açanda bilmirsen üzeri içinde nasıl olacak? Turş olacak mı? Çok güzel bir betimleme. Yani insanla insana benziyor. İnsanlara içinin nasıl çıkacağını bilemiyorsun. Çok güzelmiş ya, bu kadar anlamlı olacağını düşünmemiştim. Farklı bir dünya. Farklı, insan. Mesela insanın farklı tarafları var. İnsan öz pükteleşendi, yani bilende ki ne yapmak istiyor. Onda olur bir böyle bir nar. Böyle bir yine narlar zaten her yerde nar görüyorum. Evet, nar var. Aydan bize popüler de çok nar var. Çok güzel, çok güzelmiş. Aydan bize neftle de çekiyor. Şu neft damcıları. Ha, neft. Evet. Çok güzelmiş, Allah'a çok beğendim. Teşekkür ederim. Burası hemen içeri şehirde bulunuyor. Evet. Tamam. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yani çok memnun oldum. Hemşe teşekkürler olsun. Teşekkür ederim. Hemşe güler yüzlü olak. Öyle hepimiz. Doğru. Görüşmek üzere. Çok memnun oldum. Dostlar, burası da çok güzel bir sanat galerisiymiş, gördünüz. Ve nar olayı da ekstra bir beni böyle nasıl diyeyim, büyüledi mi diyeyim, ya doğru kelime herhalde, büyüledi diyebilirim. Öyle bir anlam düşünmemiştim ben açıkçası. Böyle hani ete güzel oluyor gibi bakıyordum. Halbuki buradaki narın anlamı çok farklıymış. Ve çok güzel bir benzetme, ilk defa duydum, çok hoşuma gitti. Böyle işte ara sokaklar hala devam ediyor bu arada. Hadi bakalım. Baksanıza sokağın güzelliği. İnanılmaz gözüküyor. Kedi gördüm. Bunun hakkında da size bir şey söylemek istiyorum. Bakü'de sokak hayvanı neredeyse hiç görmüyorum. Sokak köpeği bu zamana kadar hiç görmedim. Kedi birkaç tane gördüm. O da genelde içeri şehirde gördüm. Bir tanesi de şu anda önümde pıtı pıtı gidiyor. Onun dışında burada sokak hayvanı görmedim. Sebebini de bilmiyorum. Bilen varsa yorumlar kısmına yazarsa sevinirim. Bu bizim yoğurt değil mi? Aha. Tamam. Onu katarsın, tamam mı? Tamam, bunun üzerine katarım. Ekmekle beraber yiyor ama. Ekmekle beraber. Bunun içinde ne var peki? Abi, içinde et var. Tamam mı? Yaprağından dolanıp öylesine. Sarıyorsunuz. Evet. Tamam, bu Azerbaycan özgü bir şey. Sizde oluyor da ama... Bizde de oluyor, evet. Yaprak sizde, sarma. Şey ne oluyor? Et olmuyor. Et genelde etsiz biz yapıyoruz, evet. Sizde... Pirinçle yapıyoruz. Evet, pirinç yapıyorsunuz. Burada etle yapılıyor. Evet. Tamam. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi böyle bir yere geldim. Burada bir yaprak sarma deneyeceğim. Şöyle bir yoğurt var sunumda. Yanında da şöyle sıcak ekmekler geldi.
Merhaba. Şimdi bakalım şunun tadımına geçelim. Evet, şimdi tadıma geçelim. Şöyle tabağım önümde. Şuradan önce bir pidemden aldım. Bir pidenin tadına bakalım. Pide gayet lezzetli. Şuradan yoğurdu aldım. Şöyle sarmanın üzerine koyarım. Bu arada bu sarma bizimkilerden daha ufak gözüküyor. Bakın. Oldukça küçük. Bakalım şimdi tadımına yapalım. Vallahi çok lezzetli. Özellikle şu bizimkinden bana farklı geldi şu anda. Gerçi ilk lokmamı aldım daha ama yaprak tadı daha belirgin geliyor. Yani bir yaprak sarma yediğimin net olarak şu anda farkındayım. İçindeki et gayet güzel. Öyle rahatsız edici değil. Tuz oranı iyi. Belki bir tık tuzlu olabilir ama ben tuzsuz yemek tükettiğim için size normal gelebilir. Bu arada yoğurtta sarımsak yok. Sadece bir yoğurt ama güzel bir yoğurt. Yoğurdun da şöyle ayrıca bir tadına bakayım. Siz yoğurda sarımsak koymuyorsunuz. Hayır. Değil mi? Evet. Tamam, süper. Çünkü bazıları yemiyor sarımsak. Hı-hı. O yüzden isterse isteğe göre yaparız. Ha, isteğe göre yaparsın ama. Evet. Tamam, tamam. Bir de sizin sarmalar bizimkinden biraz daha ufak. Ufak. Evet, biz daha büyük kullanıyoruz. Net oluyor ya şimdi abi. Hı, net olduğu için. Evet, pirinç olursan ha. Tamam, anladım. Şey yani istediğin büyüklükte yaparsın. Yaparsın. Ama et olduğunu değişiyor. Peki bu güveçte mi oluyor yoksa bu sunum için mi böyle? Abi o genelde fırında pişiyor. Fırında böyle güveçin içinde pişiyor. Fırında olsa daha güzel olur. Kazanda da olur. Anladım, kazanda da olur. Kazanda da yapabilirsin. Anladım ama bu fırında yapılmış. Evet. Tamam, teşekkür. Güveçte olduğu için. Güveçte olduğu için. Evet. Tamam, teşekkür ettim. Üzerine şöyle dereotu da gelmiş. Şöyle bir daha bakalım. Gayet lezzetli. Fiyatı da 11 manat. Bence fiyat performans olarak uygun. Tek kişiye de yeter gibi gözüküyor. Evet, Mersi Bakü'de yemiştim ben. Galiba girerken de göstermiştim. Çok da memnun kaldım dostlar. Gayet güzeldi açıkçası. Çok da çalışanları iyiydi. Merhaba. Her şey güzeldi. Olması gerektiği gibiydi. Bu arada 12 manat ödedim. Aynı şey Tiflis'te de başıma gelmişti. Genelde bir vergi oluyor. O menüde yazmıyor. Ekstra kasada çıkıyor. Bu normal ama. Bunun zaten böyle olduğunu biliyordum ben. Şimdi gidelim bir çay içelim dostlar. Şöyle bir birkaç güzel bir yer buldum. Çay içebileceğimiz. Tabii buraya gelmişken hava da soğuk. Bir çay içmeden olmaz. Çaycıya doğru ben içeri şehirden, güzel sokaklardan devam ediyorum. Evet dostlar, benim çayım geldi. Şöyle bir demlikte çay geldi. Yanında da kıtlama yapmalık şekerlerim var, limonum var. Şunun şeker olduğunu biliyorum. Tadına baktım da şu neymiş ona bir bakalım beraber. Bakayım. Bu da şeker, sadece kahverengi şeker. Burası da benim yaptığım araştırmalara göre meşhur bir yerdi dostlar. 145 diye geçiyor. Şöyle tam Kız Kulesi karşımda kalıyor. Tabii fiyat açısından pahalı. Yani ben de bir kere denemek için aslında bunu yapıyorum. Şu gördüğünüz masa toplam 10 manat. Ben burada şimdi bol bol çayımı içerim. Çay oldukça güzel bu arada. Çayımı içer, keyif yaparım şöyle Kız Kulesi'ne karşı. Bir daha kim bilir ne zaman geleceğiz Bakü'ye. Şöyle bir şeye değer diye düşünüyorum. Ondan sonra da dostlar yola devam ederiz. Şimdi size bahsettiğim o kafeye geldim. Friends konseptli. Bakın kahveler şu şekilde. Şöyle bardağı göstereyim size. Şöyle sunuluyor. İçerisi de böyle gözüküyor dostlar. Aynı zamanda şuraya o hep oturdukları koltuğu da yapmışlar. Duvarlarda da bir sürü resim görüyoruz. Kahvenin fiyatı ise ben bir tane cappuccino söyledim. Karamel sosuydu, 7 manat. Genelde zaten kahve fiyatları bu şekilde değişiyor. Burayı da tercih edebilirsiniz gelirseniz. Bence gayet keyifli gözüküyor. Lahmacun da böyle gözüküyor. Ve yanına da şöyle bir açık ayran aldım. Ben bu ikisi için toplam 4,5 manat ödeyeceğim. Tadımını da zaten gerçekleştirir. Yorumları yaparım dostlar. Şöyle gözüküyor. Güzel. Evet dostlar, ben şimdi oradan kalktım ve metroya doğru gidiyorum. Oradan da hostelime geçeceğim artık. Bu videonun sonuna gelelim. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum atmayı da unutmazsanız sevinirim. Arkada şöyle güzel bir manzara var. Bu arada çay güzeldi. Bizimkinden biraz daha farklı. Tek kişi 10 manat bence çok yüksek. Eğer böyle 2-3 kişi gelirseniz o zaman mantıklı olabilir. Ben denemek istiyordum. Bir defa öyle bir denemiş oldum. Beğendim ama güzeldi. İçeri şehirde de akşam oldu. Şöyle birazcık size akşam halini de göstereyim. Akşam da burası bu arada. Kalabalık, öyle tenhalaşmıyor. Aklınızda olsun. Bir sonraki videoda Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence'ye gideceğim. Bir tren biletim var. Hem yolculuğu beraber yaparız hem de Gence'de ilk izlenimlerimi paylaşırım.
O yüzden abone olmayı, bildirimleri açmayı söylediğim gibi unutmayın. Bir sonraki videoda tekrardan görüşürüz. Hoşça kalın, iyi bakın kendinize.